Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Präteritum. Präteritum acaba ne demek? Präteritum, hatırlayacak olursanız arkadaşlar, perfekt zamanı görmüştük. Perfekt zaman neydi? Dili geçmiş zaman anlamına geliyordu, öyle değil mi? Präteritum da gene dili geçmiş zaman anlamına geliyor arkadaşlar. Peki arasındaki fark nedir diye soracak olursanız, perfektlik arkadaşlar genellikle konuşma dilinde kullanılırken preteritum yazılı dilde karşımıza çıkabiliyor. Şimdi preterituma baktığımızda arkadaşlar 3 çeşit preteritum var. Şöyle ki yani sınıflandırması 3 şekilde oluyor. İlki Typ 1, tip 1 olarak arkadaşlar regelmäßige Verben yani düzenli olan fiillerdeki tipe baktığımızda demek ki bu regelmäßige Verben Typ 1 diye geçiyor, tip 1 diye geçiyor ve bakın TE şeklinde ifade ediliyor. Yani sonlandırıcısı TE şeklinde. Burada bir örnek fiilimiz olan Führen'i görüyoruz. Führen arkadaşlar yönlendirmek anlamına geliyor. Öncelikle Führen'i yani daha doğrusu bu tabii Führen fiilini düzenli olduğu için bunun bir çekimine bir bakalım. Onun ardından örnek cümlemizle bunu bir anlamlandıralım. Şimdi Führen düzenli bir fiil olduğundan dolayı arkadaşlar ne dedik? Sonlandırıcı TE şeklinde ifade ediliyor preteritumda. Dolayısıyla Führen ich führe dediğimde preteritumda ne demem gerekiyormuş? Ich führte demem gerekiyormuş. Demek ki Führen yönlendirmek anlamında. Bakın burada ich führte die Leute durch den Betrieb. Die Leute insanlar der Betrieb işletme anlamında arkadaşlar. Durch den Betrieb yani işletmenin içerisinden gibi düşünülebilir. Ben insanları işletmenin içerisinden yürütüyordum ya da gezdiriyordum, dolaştırıyordum anlamı da doğabiliyor burada. Dolayısıyla ben insanları işletmeyi dolaştırıyordum diyecek olursam ve geçmiş zamandan bahsettiğimde ich führte die Leute durch den Betrieb şeklinde ifade ediyorum ve ne yapıyorum demek ki TE ile sonlandırıyorum. Ve ne anlama geliyor bu? Dili geçmiş zamanda güzel Türkçemizde demek ki dili geçmiş zaman olmuş oluyor. Dolayısıyla ich führte die Leute durch den Betrieb diyormuşum. Du için ise arkadaşlar du für test şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla sen yürütüyordun, sen insanları dolaştırıyordun diyecek olursak du für test die Leute durch den Betrieb dememiz gerekiyor. Peki er sie ise baktığımızda er sie ist üçüncü tekilde arkadaşlar er führte sie führte şeklinde ifade edilebiliyor. Dolayısıyla er führte die Leute durch den Betrieb, sie führte die Leute durch den Betrieb ya da es'li bir durumda değil mi? Es führte die Leute durch den Betrieb dememiz gerekiyor. Üçüncü tekilde demek ki ne yapıyormuşuz? TE ile sonlandırıyormuşuz arkadaşlar. Demek ki ich führte denildiğinde değil mi? Bakın TE şeklinde sonlandırılıyor. Üçüncü tekilde de gene aynı şekilde er, sie ya da es ne oluyormuş? TE şeklinde er führte, sie führte, es führte şeklinde ifade ediliyormuş. Peki wir için baktığımızda durum nedir? Wir führten denilmesi gerekiyor. Ihr için ihr führtet. Sie nezaket formumuz sie ya da onlar sie ne oluyormuş? Führten şeklinde değil mi? Ele alınıyormuş. Ve örnek cümlemiz gene aynı olduğu için asıl konsantre olmamız gereken nokta burası arkadaşlar. Dolayısıyla dilerseniz hep beraber bir tekrarlayalım bu cümleleri. Hazırsak söyleyelim. Ich führte die Leute durch den Betrieb. Ich führte die Leute durch den Betrieb. Du führtest die Leute durch den Betrieb. Du führtest die Leute durch den Betrieb. Er führte die Leute durch den Betrieb. Sie führte die Leute durch den Betrieb. Es führte die Leute durch den Betrieb. Wir führten die Leute durch den Betrieb. Wir führten die Leute durch den Betrieb. Ihr führtet die Leute durch den Betrieb. Ihr führtet die Leute durch den Betrieb. Sie führten die Leute durch den Betrieb. Sie führten die Leute durch den Betrieb.
Şimdi arkadaşlar Typ 2 yani tip 2'yi inceleyelim. Typ 2 unregelmäßige Verben yani düzensiz fiiller. Demek ki düzensiz fiiller tip 2 şeklinde bu başlık altında inceleniyormuş ve bakın parantez içerisinde vokal veksil yani sesli harflerde bir değişim olacak. Nasıl bir değişim? Gelin buraya bir bakalım. Geben vermek demek arkadaşlar. Bakın geben bayağı bir değişmiş. Bakın E harfi ne olmuş? A'ya dönüşmüş ve ich gab. Geben neydi? Vermek demek. Dolayısıyla ben verdim diyecek olursak arkadaşlar ich gab dememiz gerekiyor. Peki du için durum nedir? Du gabst. Demek ki ich gab, ben verdim. Sen verdin derken du gabst. Er sie ist, bakın er sie ist tıpkı işte olduğu gibi gab şeklinde ele alınıyormuş. Biz verdik derken wir gaben dememiz gerekiyor. Sizler verdiniz derken ihr gabt. Nezaket formu sie ve onlar sie ne oluyormuş? Sie gaben yani onlar ya da nezaket formunda siz verdiniz demiş oluyoruz. Demek ki preteritumda arkadaşlar dili geçmiş zamandaymış. Şimdi örnek cümlemize baktığımızda ya da cümlenin devamına baktığımızda den Praktikanten stajyerlere den Tagesablauf der Tagesablauf günün akışı arkadaşlar yani akış diyebiliriz biz buna. Ben stajyerlere akışı verdim. Yani akıştan kasıt ne olabilir? Saat 9'da işte şu yapılacak, saat 10'da bu, saat 12'de öğle arası gibi akış kastedilmiş oluyor. Der Tagesablauf ile. Bakın burada ne oluyor? Akkusativ. Akışı verdim derken akkusativi gerektiriyor. Den Tagesablauf. Ve burada da gene bir akkusativlik var. Den Praktikanten yani stajyerlere demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru bir telaffuzla yineleyelim arkadaşlar. Ich gab den Praktikanten den Tagesablauf. Ich gab den Praktikanten den Tagesablauf. Du gabst den Praktikanten den Tagesablauf. Du gabst den Praktikanten den Tagesablauf. Er gab den Praktikanten den Tagesablauf. Sie gab den Praktikanten den Tagesablauf. Es gab den Praktikanten den Tagesablauf. Wir gaben den Praktikanten den Tagesablauf. Wir gaben den Praktikanten den Tagesablauf. Ihr gabt den Praktikanten den Tagesablauf. Ihr gabt den Praktikanten den Tagesablauf. Sie gaben den Praktikanten den Tagesablauf. Sie gaben den Praktikanten den Tagesablauf. Demek ki arkadaşlar şimdiye kadar preteritumu incelediğimizde 3 tip varmış. Birisi düzenli olan fiiller, ikincisi neydi? Düzensiz olan fiiller, üçüncüsü de neymiş onu görelim. Üçüncüsünde arkadaşlar Typ 3 Mischverben, evet Mischverben'den kasıt arkadaşlar karışık fiiller anlamına gelmiş oluyor. Bakın parantez içerisinde T ve vokal veksil. Hatırlayacak olursanız birinci tipte ne görmüştük? Sonlandırıcı TE şeklindeydi değil mi? Ve düzenliydi. İkinci tipte ne oluyordu arkadaşlar? Düzensizlik oluyordu. Ve düzensizlikten kasıt neydi? Burada sesli harfte bir dönüşüm oluyordu. Bakın burada da Mischverben'da ne oluyormuş? TE sonlandırıcısı geliyormuş. Ve aynı zamanda ne oluyormuş? Vokal veksil yani sesli harfte bir dönüşüm oluyormuş. İlgili örnek fiile bir bakalım arkadaşlar. Bringen fiilini görüyoruz. Bringen ne demekti? Getirmek demekti. Bakın burada bringen ne olmuş? Ich brachte bayağı radikal bir dönüşüme uğramış öyle değil mi? Bakın ne olmuş? TE sonlandırıcısı ve ING ne olmuş arkadaşlar? ACH şeklinde bayağı bir dönüşüme uğramış. Ve dolayısıyla ne oluyor? Ich brachte şeklinde getirdim anlamına gelen Ich brachte şekline bürünmüş oluyor. Cümlenin devamına bir bakalım. Der Mutter eine Tafel Schokolade. Ben getirdim. Kime getirdim? Der Mutter anneye eine Tafel Schokolade
bir bar çikolata getirdim, değil mi? Ben anneye bir bar çikolata getirdim derken demek ki ich brachte der Mutter eine Tafel Schokolade dememiz gerekiyormuş. Bakın burada die Mutter neye dönüştü arkadaşlar? Der Mutter, dolayısıyla anneye getirdim dediğimden dolayı ne oluyor burada? Demek ki datif bir yapı söz konusu, öyle değil mi? Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa datiflikle ilgili ya da işte görmüş olduğumuz konuların üzerine farklı farklı konuları da eklediğimiz için zaman zaman böyle şeylerle karşılaştığınızda mutlaka o ilgili ders videosunu izleyelim arkadaşlar. Ki burada da öyle bir şey var, değil mi? Datiflik var. Dolayısıyla sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ders videosunu izlesinler. Dedikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Do için ne oluyormuş bakın? Sonlandırıcı test var. Ancak burada o kökteki değişim burada da gene söz konusu oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla sen getirdin derken du brachtest diyeceğiz arkadaşlar. Sen getirdin, du brachtest şeklinde ele alınıyormuş. Peki üçüncü tekildeki olay nedir? Ona bir bakalım. Er, sie, es. Ne olacak? Bakın bu da tıpkı birinci tekilde olduğu gibi brachtest, düzeltiyorum, brachte oluyor. Dolayısıyla er brachte, sie brachte, es brachte şeklinde ne oluyor? İşle aynı şekilde ele alınıyormuş. Dolayısıyla o anneye bir bar çikolata getirdi dediğimizde er brachte der Mutter eine Tafel Schokolade ya da sie brachte der Mutter eine Schokolade ya da es brachte der Mutter eine Tafel Schokolade, değil mi? O şekilde alınıyor. Ve du içinde ne oluyormuş demek ki? Du brachtest der Mutter eine Tafel Schokolade, yani sen anneye bir bar çikolata getirdin demiş oluyoruz. Peki durum wir için ne oluyormuş? Wir neydi? Biz, yani birinci çoğulda wir brachten der Mutter eine Tafel Schokolade. Ne oluyor arkadaşlar? Ten şeklinde kalıyor, değil mi, sonlandırıcı? Ve kök gene ach şeklinde, yani brachten şeklinde ele alınıyor. Dolayısıyla wir brachten der Mutter eine Tafel Schokolade. Biz anneye bir bar çikolata getirdik demiş oluyoruz. Ihr, yani ikinci çoğul, değil mi? Ihr, ikinci çoğul, yani karşımda iki ve daha fazla insan varsa ne diyorduk? Ihr diyorduk. Bakın burada da arkadaşlar tet ile sonlanıyor ve kök ne oluyor? Bayağı bir radikal bir dönüşüme uğruyor, değil mi? Dolayısıyla ihr brachtet oluyor arkadaşlar. Ihr brachtet der Mutter eine Tafel Schokolade. Yani sizler anneye bir bar çikolata getirdiniz demiş oluyoruz. Demek ki ne oluyor? Burada da gene preteritum neymiş? Dili geçmiş zaman anlamına geliyormuş. Üçüncü çoğul ya da nezaket formu sie'ye baktığımızda sie brachten der Mutter eine Tafel Schokolade, nezaket formu sie ya da onlar anneye bir bar çikolata getirdiler derken sie brachten der Mutter eine Tafel Schokolade diyoruz. Bakın burada da gene ne oluyor? Preteritum yapıda brachten şeklinde ele alınması gerekiyor arkadaşlar. Zaman zaman öğrencilerde, tabii bu bir tek preteritum ya da perfect için geçerli değil, dil olarak baktığımızda Almanca'da zaman zaman şöyle olabiliyor öğrencilerde ya da yeni öğrenenlerde. Biz bu yapıları nasıl öğreniriz? Konuşurken nasıl bunun işte formülünü nasıl dizeceğim diye kaygılanabiliyor bazı arkadaşlar. Hiç kaygılanmaya gerek yok arkadaşlar. Bu yapıları ilk başta öğrenirken zorlanma olabiliyor, ezber gerektirdiği durumlar oluyor ki burada da aslında ezber gerekiyor. Bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle bu kelimeyi, diyelim ki bir kelimeyle karşılaştığımızda biz o söz gelimi, bu bir eylemse, o eylemin perfect yapıda nasıl çekimlendiğini, preteritumda nasıl çekimlendiğini bir defa öğrendikten sonra zaten beynimiz onu çağıracaktır. Dolayısıyla o büyük, kocaman kocaman, uzun uzun cümleleri rahatlıkla yapıyor olacaksınız. Yeter ki temelini iyi oturtun arkadaşlar. Kolaylıkla onun ardından devamı geliyor. Yani temelini oturtuyoruz,
Onun ardından o uzun, hani çok karmaşık gibi gözüken yapıları o kadar kolaylıkla yapıyor olacaksınız ki siz bile sonuca şaşıracaksınız. O sebepten lütfen rahat olun ama temeli iyi oturtmaya bakın arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduklarımızı dilerseniz doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich brachte der Mutter eine Tafel Schokolade. Ich brachte der Mutter eine Tafel Schokolade. Du brachtest der Mutter eine Tafel Schokolade. Du brachtest der Mutter eine Tafel Schokolade. Er brachte der Mutter eine Tafel Schokolade. Sie brachte der Mutter eine Tafel Schokolade. Es brachte der Mutter eine Tafel Schokolade. Wir brachten der Mutter eine Tafel Schokolade. Wir brachten der Mutter eine Tafel Schokolade. Ihr brachtet der Mutter eine Tafel Schokolade. Ihr brachtet der Mutter eine Tafel Schokolade. Sie brachten der Mutter eine Tafel Schokolade. Sie brachten der Mutter eine Tafel Schokolade. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde preteritum yapıyı, yani dili geçmiş zamanı görmüş olduk. Bu kadar kısa mı bu konu? Elbette değil. Ancak dersimizde arkadaşlar tip 1, tip 2 ve tip 3 şeklinde görmüş olduk preteritumu. Elbette sonraki derslerimizde preteritum yapıyı farklı formlarda, farklı ünitelerle görüyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.